İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 22. oturumu gerçekleşti. Avrupa'nın kalbi Karadeniz başlıklı konferans 2 Haziran'da düzenlenecek. Rusya Federasyonu'nun sinirli tepkisi kaçınılmaz olan oldu. Artsakh'ta İsrail silahları, Rusya ile anlaşmalar. Lübnan'daki eski Türk konsolosu Fatin Zorlu'nun Ermeni-Kürt meselesine ilişkin raporu. Dersim'de asimilasyon merkezleri. Doğa yağmalamasına karşı Malatya Çevre Platformu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 22. olağan oturumu 15 milletvekilinin katılımıyla 25 Mayıs'ta gerçekleşti. Oturumda gündem konuları tartışıldı. 1. Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan devletler adlı 2022-03-12 sayılı yasa tasarısı. 2. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin iç düzenlemeleri ile ilgili faaliyetler. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 7. toplantının oturumunun güncel konularının tartışılması. Milletvekillerinin her ayın son haftasında Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasıyla oturumun başlatılması isteği üzerine oturum Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasıyla başladı. Devlet Başkanı konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oturumda devlet sembollerinin kullanım konusu da ele alındı. Ermeni Gazileri ve Destekçileri Ulusal Birliği, Yurtsever Dernekleri ve Hafıza Borcu Yetkili Temsilcisi, Gaziler ve Savaş Kurbanları Derneklerinin Fransız Birliği, Avrupa'nın Kalbi Karadeniz başlıklı konferansına davetlisiniz. Konuşmacı Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, konferans 2 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.30'da Antip'teki Gaziler Evi'nde başlayacaktır. Konferans protokole göre gerçekleşecek. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Brüksel'deki Michel Paşinyan-Aliyev görüşmelerine bir kez daha gergin bir tepkide bulundu. Geçen sefer Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Brüksel'in Rusya'nın başlattığı sürece hakim olmak istediğini belirtmişti. Brüksel ve Moskova'nın formatlarında bir istisna dışında aynı konular tartışılmaktadır. Batı'yı temsil eden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Artsakh sorununun çözülmediğini ve Artsakh halkının haklarını tanıdığını ancak Moskova formatında bu konuda konuşulmadığını ve olamayacağını belirtirken Rusya'nın üst düzey liderliği Artsakh sorununun çözüldüğünü ve statü sorunu olmadığını belirtti. Rusya'nın yanıtı kuşkusuz Kafkasya'daki tekeli kaybetmesi ve en önemlisi Ermenistan Cumhuriyeti ile yüzleşmesi gerçeğiyle bağlantılı. Karakoluk'taki olaylar ve Lavrov'un Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın lağvedilen Minsk grubunda Ermeni çıkarlarını savunduklarını itiraf etmesinden sonra Rusya artık Bakü'nün arkasına saklanamaz. Kafkasya'daki durum ise Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı Türklerle ortak operasyonun başlatıldığı andan itibaren Rusya'ya bağlı değil. Axios yayıncılık tarafından bildirildiğine göre İsrail, Ukrayna'ya Alman yapımı Spike füzelerinin tedarikini yasakladı. Üst düzey bir İsrailli yetkili Tel Aviv'in Rus birliklerinin İsrail yapımı silahlarla öldürüleceğinden ve bunun da Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki güvenlik çıkarlarına zarar vermesine yol açabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Dikkat ettiğimiz gibi Suriye meselesi Ukrayna'ya karşı savaşta da mevcut. Rusya Federasyonu İran askeri hedeflerine saldırmak da dahil olmak üzere İsrail'in çıkarlarını ve güvenliğini sağlıyor. Buna karşılık İsrail, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadı. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı 2020 savaşında İsrail, Bakü'ye Ermeni askerlerini öldüren silah tedarik etti. İsrail o zamanlar böyle bir korkuya sahip değildi. Çünkü Rusya ile yaptığı anlaşmalarda yine Suriye bazında hareket ediyordu. Bu konuda basında çok sayıda ifşaat yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı 2020 kampanyasının İran karşıtı hedefleri de vardı. Tarihçi, akademisyen Profesör Said Çetinoğlu, Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı, eski Türkiye-Lübnan Başkonsolosu Fatin Rüştü Zorlu'nun 19 Mayıs 1944'te sunduğu raporuna atıfta bulundu.
Raporun içeriği aynı yılın 8 Mayıs'ta Beyrut'ta yayınlanan Kürtçe Rojanlı gazetesinde bir makalenin yayınlandığı Ermeni ve Kürt meselelerine dayanmaktadır. Web sitemizde bu makale ve raporu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 12 Eylül'den sonra Dersim'e gelen faşist devletin valisi Kenan Güven, her köye bir cami projesi başlatmıştı. Şimdi de ilçelere, il merkezinin çeşitli yerlerine asimilasyon merkezleri kuruyorlar. Faşist devlet Dersim'de kendi Alevileriyle birlikte onların ve sözde dedelerin aracılığıyla Aleviliği bitirmeye çalışıyor. Sadece Dersim'de 500 dedeyi hacca gönderip arkasından onlara gri pasaport verip Avrupa'ya göndermesi de tesadüf değil. Dersim'de devletin uyguladığı asimilasyon politikaları her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Demokratik Aleviler Derneği Eş Genel Başkanı Musa Kulu, bundan sonra hane hane İslami ritüelleri inşa ederek Dersimlilerin inancı, dili ve hafızasının yok edilmek istendiğini söyledi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Nevin Kamil Ağaoğlu, faşist devlet Dersim'de Aleviliği bitirmeye çalışıyor, dedi. Kamil Ağaoğlu, faşist devletin Dersim'e karşı farklı politikalar geliştirdiğini söyledi ve ekledi. TC'nin faşist devlet yanlısı Alevi dedesi görünümlü insanların Dersim cemevinde nasıl görev yaptıklarını, devletle iç içe nasıl birlikte olduklarını biz çok yakından biliyoruz. Gelinen noktada Dersim'in toplumsal yapısını değiştirme doğrultusunda ilerliyor. Mesela oradaki gençlerin kriminal gruplara yönlendirilmesini biliyoruz. Batı Ermenistan'ın Malatya'ya bağlı Harun Uşağı köyünde yapılması planlanan sulama barajı ve malzeme ocaklarına ilişkin 26 Mayıs'ta bir halk toplantısı düzenlendi. Toplantıda halka çağrıda bulunan Malatya Çevre Platformu, çevre mücadelesi veren bütün halkları haklı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz, dedi. Malatya'nın Kürecik ilçesine bağlı Harun Uşağı köyünde yapılması planlanan sulama barajı ve malzeme ocaklarına ilişkin çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatıldı. Süreç değerlendirmesi için kurulan heyet 26 Mayıs'ta Kürecik Harun Uşağı'nda halk katılım toplantısı düzenledi. Malatya Çevre Platformu toplantıda bu doğa talanına, doğa kırımına dur diyebilmek adına çevre mücadelesi veren bütün halkları haklı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz, dedi. Batı Ermenistan hükümeti bu çağrıya katılarak kendine ait topraklarda doğaya karşı taciz ve herhangi yasa dışı uygulamaya şiddetle karşı çıkmakta ve kınamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Alak Yaz Sarın Ambela ve Hıngizar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.